Merhaba arkadaşlar, Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyim. Fiyatları biliyorsunuz, emsallerine göre bana uygun, size de uygun. Çünkü emsalleri takip ediyorsunuz, full eşyalı, hiç kullanılmadı. Beyefendi yurt dışında bu evi satıyor ve biz kendisine vermiştik. Bir durumlar gelişti, sevgili hocamın evini 5 milyon 500 bin Türk lirasına satıyoruz. Sevgili arkadaşlar, bakın bir özellik var. Bizim çok insanımız işte duvarı yüksek olsun, köşe başı olsun falan, tam aradığınız ev. Bakın ben buradayım. Evin dışından içeriği hiç görmüyorum. İçeriden de dışarıyı, köşe başı. Burası yol, alt taraf yol. Bütün her şey eksiksiz olarak tamamdır değerli arkadaşlar. Peki nereye? Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yürüyerek gidebilirsiniz. Efeler Mahallesi'nde 8-10 milyonluk evler de tanıtıp azar işittiğim evler de var. Dolayısıyla bu da var. 2,5'lük evler de var. 2,5 milyonluk evlere gerçi kimse bakmıyor. Ucuz evler, ya emsallerine göre ucuz 2 milyon 500'lük evler var. Yok değil. Onları da yüklüyorum. Bakan, soran yok. Görüntülenme yok. Dolayısıyla bu evde emsallerine göre uygundur. 4 odası var arkadaşlar. Full eşyalı, hiç kullanılmadı. Bu evi görmeden bir ev alma durumunuz var ki siz ilgilenip bakıyorsunuz, ölçüp biçip etüt ediyorsunuz. Bu eve bakmadan bu bölgede bence karar vermeyin. Sahibi beyefendi, öğretim görevlisi yurt dışında. İsteyen olursa numarasında paylaşırız. Kendinize gurbetçi Türk işte gurbette iç dışarı ölçüp biçersiniz. Ve kapımızı açtık. Bu sürgülü kapı değerli arkadaşlar. Burada bir araçlık otopark yeri var. Ve bahçemize girdik. Ayvası var, narı var, bahçesi var, bağ var. Bu bir araçlık park yeri. Ve köşe başı olduğu için buralarda çekme mesafesi çoktur. Bakın bahçe bayağı uzun. Bak koşuyorum. Evet, havuz suyu sevgili hocamız geldi test etme amaçlı suyu koydu. Gittiğinden beri su aynı gözyaşı gibi duruyor, tertemiz. Çünkü köşe başı bu işte yapay çimler konmuş ya, bunlar da tozu topraktan koruyor burayı. Bakın taş duvar, teller, tellerin üstüne de bu yapay çimler yapılmış. Bu da havuzumuz, kobrası da orada. Ev full eşyalı, sıfır eşyalar alındı değerli arkadaşlar. Dört tarafı kameralı, alt taraf yol, ön taraf yol. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın, yakın denize, en yakın denize 2 kilometre. Ama bu tarafta yol, düş yeri var, kameralar var burada. İşte elektrikmiş, wifi'ymiş, yaz kış oturmakmış, bunlar hepsi var. Yaz kış oturabilirsiniz. Bir an dış cephesinde anteresit boyalar yapılmış, yeni sıfır iskanıymış, bilmem her şeyi var. Bir şey daha ekleyeyim ben size, sen görüntüyü devam et. Arkadaşlar yeni yönetmenlik çıktı. Eskiden iskanı olmayan evlere su elektrik verilmiyordu. Bu yeni yönetmenlikte artık evin iskanı yoksa su elektrik bağlatabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Hani benim üstüme vazife değil, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bunu söyledikten sonra demin ben bir şey daha söyledim ya, biraz espri katalım. Şimdi ben diyorum alo alo, bu ev 5 lira 10 lira, biri bilim adamıdır, bir şeyler anlatıyor. Ama ne zaman aykırı bir şeyler olduğu zaman daha dikkat çekiyor. O yüzden ben bazen böyle ev pahalı olmuş olabilir. Yani her numaradan ayakkabı dükkanı var ya, her numarada her renkte ayakkabı koyuyorum. Bazı evlerin pahalı olduğunu ben de biliyorum. Biliyorum, siz de biliyorsunuz. Ama koymayayım, yani bu işi yapmayayım. Koymam lazım ki mevcut kitleyi muhafaza edeyim diye. O yüzden ama kızıp bağırmaya gerek yok. Herkes evine istediği rakamı ister. Pahalıysa almasın, olur biter. Ama sinir kızma olmaz. Biz de bazıları pahalı olduğunu biliyor. Mesela komutanımdan Nural abla, Serpil abla, ismini daha çok isim vereceğim. Bu insanlar evin, bazı evlerin pahalı olduğunu adı gibi emin. Ama onlar okuyor, diyor ki ya bu adam kendine bir iş yapıyor. Ben bazı evleri koyayım, zaten mimiklerimden de anlaşılıyor arkadaşlar. O yüzden böyle durumlar da var. Ancak şu örneği neden söyledim dedim. Bazı şeyler reklam kokuyor. Ya ben ucuz ev koyuyorum. Bak çok ucuz evler var emsallerine göre. Hiçbir şey ucuz değil. Ama o evlere bakmıyorlar. Herkes pahalı eve bakıyor. Gidiyorum 9 milyonluk evi koyuyorum. Abi görüntüleme çok. YouTube'da para kazanma geliyor. Ucuz ev koyuyorum. Ben bir bakıyorum analizler. İzlenmeleriniz %100 düştü. Ucuz ev var, bakmıyorsun ki, kurban oldum. Yani herkes ayranı yok içmeye. Atla, ata biner gider uçmaya. Başka bir şey de uçmaya diyelim. Böyle durumlar var. Ayran yok içmeye. Ata biner gider gezmeye. Ve merhaba ev dedik. Merhaba. Değerli arkadaşlar, büyük bir mutfak var. Güzel bir ev, tatlı şirin bir ev. Köşe başı. Bahçeleri gördünüz. 5 milyon 500.
Pazarlık ne olur ne biter, ne getirir ne götürür bilemem. Merdivenin üstüne çık, bilemem, bilemem, bilemem. Ve hocam evin güzel olsun hocam. Bak yani sizin gibi insanlarla biz de öyle tanışıp iş yaptığımız için mutluyuz. Bizi de böyle yol arkadaşı ticaretini alet ettiğin için biz de mutluyuz ve şanslıyız. Bu bulaşık makinesi, bu böyle derin askeri levazımlarda olur yıkama yeri. Mermer güzel, mutfaklar renkleri böyle parlak demir gibi duruyor ama çok güzel. Lakin ocağımız burada, dablumbaz burada, buzdolabı burada, yerdeki taşlar ahşap desenli, granitler. Bir de burada salona böyle servis yapacağız ya, çay, kahve, yemek, melemen, domates, bulgur pilavı yaptık. Ve burada da ne var Can, pardon Ejder Bey, burada da bir portmanto, vestiyer adına ne dersek diyelim. Bakın bu da var, çantanızı, fotoğrafınızı koyarsınız. Bu merdiven altına da bakın arkadaşlar, buraya da buzdolabı değil, ne dolabıydı ya burada, ha çamaşır makinesi. Bunu da buraya koymuş, iyi yer edilmiş. Geç oraya sevgili Ejder Bey. Burada da değerli arkadaşlar, bunu depo olarak kullanabilirsiniz. İlla ayak yolu olacak diye bir şey. Düş yeri zaten dışarıda var. Dilerseniz burada değil, dışarıya da bir lavabo yapabilirsiniz. Altyapısı var ama bunun oluşu olmayışından iyidir. Mutfağımız bu. Bunlar da yansaydı iyi olurdu. Bunlar, evet. Bunu da yaktık. Kalktık, göç eyledik Yozgat iline. Ve Yozgatlara da selam olsun. Öyle, bugün Yozgatlı bir abi vardı, ondan dedim. Ve değerli arkadaşlar, işte panjurlarımız var. Klimalar hepsi takılı. 5.500.000. Bu TV ünitesi. Bunlar biz açmayalım. Açmayalım arkadaşlar. Yeni sıfır eşya. Bu bambu masasıdır. Bambu. Dışarıya havuz başında. Burada da biraz bir öteberi bir şeyler var. Oturma grupları var. İşte 18.000 24.000'lik bir klima burada var. Burayı da özetledik. TV ünitemiz de burada. Şimdi bu eşyaları açıp size şirinlik yapmıyorum. Zaten öngörünüz iyi yönde. Salonda gösterdik. Salonu gösterdik, gösterdik, gösterdik. Bakın burada da bir boş alan var. İşte dediğim gibi bu da bu tarafta. Bunu depo olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz bu haliyle kalması daha iyi. Kim ne olacak? Yollar kapalı, misafir mi gelecek? Adam midesi rahatsız mı olacak? Yok. Burada işte buz cam. İşte geniş bir buzlu cam var. Bakın böyle kelebek takmışlar. Oh, çok da güzel. Ne kadar güzel olmuş mu? Çok rahat açılıyor. Bazıları çok zor açılıyor. Taşlar da gördünüz, bunlar bordur. Böyle kabarıklı. Bunlar sade. Bunlar bordur. Ve zemin katı özetlemeye çalıştık. Şimdi merdivenimiz şirin bir merdiven. Sensörler yandı. Biz gelince bizi sesten her şey yapay zeka olmuş. Merdiven de akıllı. Korkuluklar iyi. Taşlar da gördünüz. Yerdeki granitlerle bütünleşmiş. Ve geldik zemin üstü birinci kat. Zemin üstü birinci kat. Demem şu. Bakın biri geçen yazmış. Demiş ki bir abi, ona da selam olsun. Bir ev bakıyor, diyor ki asgari ücretle kaç yılda alınmıyor. Ya asgari ücretle hiçbir zaman kimse ev alamadı ki. Yani hani kısa yoldan işte biri birinin, karıştıracağım, başıma iş açacağım, neyse. Burada merdiven kovası, kısa yoldan kimlerin nasıl zengin olduğunu son günlerde görüyoruz. Öyle olanlar oluyor. Öbür türlü sade vatandaş hayırlı olsun demekten başka bir şey kalmıyor. Evet öyle. Ve bu yatak odası arkadaşlar, yatak odası. Yatak odası. Evet. Doğruları söylersek başımıza iş açarız. Bu yatak odası arkadaşlar. Bura bir diyecek, oğlum sen YouTube çeksen ne anlarsın böyle işlerde, ama ben anlamayayım, sen anlamayayım. O zaman da işte alamayız. Burada da bir dolap, yerler ahşap parkeler ve sevgili arkadaşlar, dediğim gibi kalorifer tesisatın altyapısı var. Su elektrik abonesi bile kurulur. Sadece devredersiniz. Ben bu evi kaçırmayın desem diyeceksiniz. Ama başka yok. Ve arkadaşlar burası da yatak odasının içinde olan banyo ve banyo. Birinci odayı gösterdik. Birinci odayı gösterdik, gösterdik, gösterdik. Holumuz burada. Burada da bir balkon var. Burada da bir balkon var. Burada da bir balkon var. Bir balkon var. Aha, bu da balkon. Bu da balkon. Bir tane de bunun gibi diğer odada balkon var. Birinci odayı özetledik. İyi gösterdin mi beyefendi? Evet. Bavemin, hadi Bavemin. Ve arkadaşlar birinci odayı gösterdik. Şimdi yol eğleyeceğiz, yol eğleyeceğiz. Gel bu banyoyu gösterelim. Birinci odayı gösterdik. Birinci odanın içinde bir banyo vardı.
Aziz mühterem arkadaşlar, banyo böyle geldik. Burada bir duvar var, duvar döndü, buraya geldi. Bu Hilton dolap, Hilton dolap, ayna, mavi gözlük, yıllar yılı dost bildiğim aynalar, klozet ve duşakabin asma tavalarda. Gördünüz, aha, bu da duşakabin. Muhtemelen hocam eşyaları döşerken bir heyecan gelmiş, eşyalarımız aldım evimi sevinmiş. Evde bir gün mü kaldı ne? Ya da iki gün ya da üç gün neyse işte. Demek ki orada da bir test etmiş evini. Evet ve geldik değerli arkadaşlar. Bakın jelatinler üstünde. Bu da evin ikinci odası. Köşe başı. Bahçeler yüksek. Hiçbir eksiği yok. 5.500.000. Sembolik. Klimalarda takılı bir pazarlık söz konusu olabilir. Sadece adet yerini bulsun diye. Ve bu da bizim ikinci odamız. Bakın yastıklar. Yastıklar, mastıklar neyse aşma kolum ağrıyor zaten. Yerler ahşap desenli parkeler. Bakın bunlar da bunlar neydi ya acaba? Ha, bunlar klimanın kumandaları. Klimanın kumandaları, panjurların soketleri sıva altındadır. İkinci odayı gösterdik. Bu dördüncü oda, bu üçüncü odayı göstereceğiz. Ama ancak bu oda kilitli, bu evin çömez odasıdır. Size gösterdiğimiz odalar gibi diyebiliriz ama yani daha büyük mü merak etmeyin, özel eşyası var orada. Ve bu da üçüncü oda, dördüncü oda kilitli, onu da özetledik. Bakın arkadaşlar, bu da dördüncü odamız. Bütün odalarda klima var, bütün eşyalar takılı. Efendime söyleyeyim, daha ne isteriz? Ve bu dördüncü odayı da gösterdik. Yani üçüncü oda, dördüncü oda kapalı. Efendime söyleyeyim, bir yorum yapayım, beni bağışlayın, çok bilmişlik taslamayayım. Şimdi inşaat durumu nasıl olur peki? Bu balkonda gösterelim. Gözün düşmanda kulağım, ben de olsun komutanım. Arkadaşlar inşaat bazısı diyor şöyle olur böyle olur. İnşaat da temel ihtiyaç maddeleri, suymuş, elektriğiymiş, domates, biber, peynir, patlıcan, bunlar ucuzlanmadan inşaat ucuzlanmaz. Çünkü bir bu sektörle geçen adam burada çalışacak, bu adam peyniri ucuz alabilirse bunu ucuz yapar. Domatesi ucuz alabilirse bunu, her şey birbirine bakar, zincirlemede genel olarak bir ekonomik buralım var. Bunu söylüyoruz. Bu iyi bir şey mi? En çok bize yaramıyor. Ben istiyorum ki bu evi 300 liraya satayım. Ama yok öyle bir dünya. Ve bunu özetledik değerli arkadaşlar. İşte kapalı olan oda da bu. Buna rağmen kaçırmayın diyorum. Ancak adam, bu benim yorumum, izleyen izler, izlemeyen de girer böyle başka izdivaç mı izler ya da başka kendi bilim adamı bilip işte bir gazeteye bir şey yapar, birileri de onu alkışlar, isterse onu izle. Ama biz çekirdekten yetiştik. Yani böyle kanun koyucuların dilinden süslü kelimeler bilmesek de bir şeyler biliyoruz. Biz daha organik biliyoruz. Bunu net söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, yani bu su olsa diyeceğiz adam susuzluktan ölüyor. Ekmek olsa ekmeği yok. Yani ya biz şimdi bu Somali'de, Güney Afrika'da açlıktan ölen insanlardan daha değerli değiliz. Adam bırak evi, başka şeyler hallediyor. Hani böyle özdeşleştirme de doğru değil. Ancak ya ucuz bir şey al, ekmek su için yap. Bu ev bana ne, Ali alır veli alır. Paran yoksa alma, kimseye de kızma. Ama alırsan emin ol, bilmiyorsan bir bilene sor. Hafif böyle biraz tezek kokan insanlar olur ya, onlar bence bazıları daha organik bozulmamışlar. Size doğru şeyler söylerler. Ben söylemeye çalışırım. İnanırsan danışırsın. İnanmazsan hukukçulardan destek al, ekspertizlerden al, kimden alırsan al. Ama bana göre kendine bir yer al. Vesveseden uzak. Her şeyin en güzelini yapmaya çalış. Çok konuştuysam kusura bakmayın. Hepinize iyi bayramlar, iyi günler.